Güzel bir güne aileniz, çocuklarınız, sevdikleriniz ile mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde geçirmeniz dileğiyle gününüz aydın olsun değerli Bitlis TV izleyenleri. Bir ailenin içinde olmazsa olmamızımız tabii ki çocuklarımız. Çocuklarımızı çok önemseriz. Çok da onlar üzerinde hassas bir şekilde davranarak onları yetiştirmek için elimizden geleni yaparız. Tabii bu programımızda değerli izleyenlerimiz bu konuda ne kadar başarılıyız, ne kadar doğruyuz? Tabii ki değerli konuğumuz Mehmetşah Marhan Beyefendi ile öğreneceğiz efendim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da güzel bir konuya değineceğiz. Çocuk iletişimi diyeceğiz. Şimdi değerli konumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam? Teşekkürler Şazmi Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her hafta sizi burada programımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gerçekten çok güzel bilgiler ile değerli izleyenlerimizi aydınlatıyorsunuz. Evet. Bunun için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bana bu konuları anlatma fırsatı verdiğiniz için özellikle biz Bitlis TV'ye ve sizlere teşekkür ederim. Bir toplumun en iyi gösterge şekli bir çocuğu yetiştirme şeklidir diyoruz. Evet. Ve tabii ki bugün de programımıza çocukla doğru iletişimi konuşacağız. Evet. Çocuğu yetiştirmeyi, ebeveynlerin görevlerini konuşacağız. Çok evet. önemli bir konuya değineceğiz tabii. Ama önceliğimiz çocuk arasındaki iletişim. İletişim nedir? Bu iletişimi nasıl kurmamız gerekiyor? Evet. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bir önceki programlarımızda iletişimin ne olduğunu izah etmiştik. Hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İletişim kaynakla alıcı arasında gerçekleşen duygu, bilgi, düşünce, davranış alışverişidir. Dolayısıyla özünde iletişim bir alışveriştir. Burada söz konusu çocuk olunca ayrıca çocukla ilgili iletişime vurgu yapmazdan önce üç olguya dikkat çekmek istiyorum. Evet. İletişimin içinde bir öteki kavramı, iki anlam, üç katılma. Bunların ne olduğunu bir bir izah etmeye çalışayım. İletişim kurduğumuz kişi, muhatabımız şayet onu öteki düşüncesiyle dinliyorsak, öteki düşüncesiyle dinlemek nedir? Bizim gibi dinlemiyorsa, bizim gibi düşünmüyorsa, bizim gibi hayata bakmıyorsa, bizim gibi yaşamıyorsa ya da yaşı itibariyle, ekonomik durum itibariyle, bulunduğu konum itibariyle bir şekilde onu ötekileştiriyorsa kafamızda, onun anlatmak istediklerini anlatması gerektiği şekilde anlamamız mümkün değil. Çünkü düşünsel zeminde kafamızın bir köşesinde onu öteki olarak kodladığımız için bu muhatabımızı kendisini anlatmak istediği şekilde anlamamız mümkün değil. Dolayısıyla onu kodlamışız, etiketleştirmişiz ve bu şekilde kodladığımız bir kişiyi kendisini anlatmak istediği şekilde anlamamızın zeminini onu ötekileştirmemizden kaynaklı yok etmiş olur. Dolayısıyla muhatabımızı kim olursa olsun ötekileştirmeden onu gerçekten de kendisini anlatmak istediği şekilde anlamaya çalışmamız önemlidir. Bir diğer kavram anlam. Evet, kişiyi ötekileştirmeden dinlediğimizde ve onu can kulağıyla dinlediğimizde onun vermek istediği mesajı da doğru, kendisini anlatmak istediği şekilde anlamış oluruz. Evet. Dolayısıyla burada verdiği mesajın anlamı çok önemli. Bir diğer kavramımız neydi? Katılma. Şimdi katılma, iletişim şu değildir. İletişim, evet, muhatabımızı ötekileştirmeden dinledik. Sonra vermek istediği mesajı kendisinin bizim anlamamız istediği şekilde ya da kendisi anlatmak istediği şekilde anladık. Ama iletişim karşıdaki kişiye ne olursa olsun katılmak değildir. Ben evet sizi doğru algıladım, sizi doğru dinledim, ne demek istediğinizi doğru algıladım ama ben sizden farklı düşünüyorum. Bu konuda ben bu taraftan bakıyorum şeklinde muhatabımızı kırmadan, üzmeden, saygı ve sevgi penceresinden farklı düşünebiliriz. Şimdi burada söz konusu çocuk olunca çocuğu da ötekileştirmeden. Neden ötekileştirmeden? Çünkü
onu önce bir insan olarak görmemiz lazım, bir birey olarak görmemiz lazım ve altını çiziyorum, iki eşit insan olarak konuşmamız lazım çocukla. Çocukla iletişim bunu gerektiriyor ve bir alışveriştir dedik. Takdir edersiniz, normal bir alışveriş gerçekleştiğinde o alışverişte bir haksızlık varsa o alışveriş sonraki süreçlere devam etmez. Devam etmez. Dolayısıyla çocukla olan iletişimde de bir haksızlık varsa, burada haksızlık nedir? Haksızlık çocuğu çocuktur diye önemsememek, çocuğu çocuktur diye değer vermemek, ne de olsa çocuktur algısıyla onu dinlemek ve bir bağlamda konumuzun başında belirttiğim gibi onu ötekileştirerek dinlediğimizde, çocuğu iki eşit insan olarak dinlemediğimizde bu iletişim alışverişi haksız bir alışveriş olacağından dolayı çocuğa haksızlık yapmış oluruz. Burada Halil Cibran'ın çok güzel bir tespiti var. Ona değinmek istiyorum. Bir elmanın yüreğinde görülmeyen, her elmanın yüreğinde görülmeyen bir elma bahçesi saklıdır. Bir tohum olarak. Elma bahçesi saklıdır. Ve bu tohum şayet bir kayaya denk gelirse bu tohumdan hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki bir çocuk bulunduğu aile ortamında anne babası kendisiyle kurması gereken iletişim dilini kurmuyorsa, onu yok sayıyorsa, ona değer vermiyorsa, onu hiçleştiriyorsa, hiçbir zaman duygularına önem vermiyorsa, çocuğun kendini ifade etmesine izin vermiyorsa ve o iletişim iklimini oluşturmuyorsa, tam da Halil Cibran'ın dediği gibi bir çocuk için böylesi bir ortam bir kayadır. Olması evet. Gereken bir iklim değildir, bir ortam değildir. Verim alınmaz. Tabii evet. Çok güzel bir betimleme yaptınız buradan. Evet, çocuğu bir meyveye benzetmek çok güzel bir betimlemeydi. Çok güzel bir örnekti. Burada evet. Bir elmadan yola çıktınız. Dediniz ki aslında her elmanın içinde bir elma bahçesi evet. Gizli. Düşündüğünüz zaman evet efendim, aslında her elmanın içinde bir tohum var. Ve o tohumdan bir ağaç oluşuyor. O evet. Ağacın da tabii ki meyveleri. Bunu yetiştirmek de bizlerin elinde. Çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Öteki anlam ve katılma dediniz. Evet. Öteki derken aslında bizim bekçe yaptığımız şeydir. Evet. Ya çocukları kıyaslarız ya da çocukları ötekileştiririz. Evet. Bunu aslında biz günümüz hayatımızda çok fazla yapıyoruz. Evet. Belki farkında olarak, belki farkında olmayarak. Tabii de anlam dediniz. Belki biz dinleme konusunda çocuklarımız çok iyi dinleyici birer birey değiliz. Evet. Aslında çok göz ardı da yapıyoruz. Dinlemek bir tarafa, aslında bazen bunu çok kötü bir şekilde çocuğu aslında iterek evet. Ya da önemsemeyerek, çocuğun anlattıklarını biz çok önemsemeden evet. Hareket ettiğimizde oluyor. Bu da çok büyük bir hata olduğunu belirttiniz. Tabii burada bir ifade kullandınız. İki eşit insan halinde dinlemek gerektiğini, evet. Dinlemek sadece o kişiyle aynı şekilde, aynı düşünceler içinde olmak gerek değil dediniz. Tabii ki, tabii ki burada çok önemli. Şimdi iletişim demek karşımızdaki muhatabın bütün dediklerine katılmak değil, ama şu da değil. Ona katılmayacağız diye onu dinlemememiz gerektiği anlamı çıkmasın. Onu evet. Olması gereken şekilde dinleyeceğiz ve onu kendisini anlatmak istediği şekilde tam olarak algıladığımızda, burası çok önemli. Çünkü genelde herkesin şöyle bir ben doğru anlaşılmadım gibi bir dağ gibi bir derdi var. Dolayısıyla o doğru anlaşılmayı sağlama adına onu can kulağıyla, yarım kulakla değil can kulağıyla dinlediğimizde o ne demek istediğini aldıktan sonra evet ben farklı perspektiften bakıyorum. Ben farklı pencereden bakıyorum. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Çünkü iletişim şu değildir. Yani karşımızda kendini anlatan ya da bir konuyu anlatan kişiye tamamıyla katılma değil. Çocukla ilgili de durum böyle. Şimdi iyi ki açtınız. Teşekkür ederim. Çocuk diyelim ki onu dinlemeden biz ön görüde bulunup ona yol, kendimizce yol gösterdiğimizde aslında çocuğun şöyle bir derdi olur. Ya keşke anlatsaydın. Ama o keşkesi hep kafasında kalacak. Çocuk kendisini anlatsın, ifade etsin. Tabii ki yine çocuğa katılmak zorunda değiliz. Çocuğun düşüncesini söyledikten sonra evet çok güzel ifade ediyorsun. Ama biz çocuğu dinledikten sonra ona farklı bir pencerenin, farklı bir perspektifinin ya da daha doğru olan bir durumun olabileceğini anlatarak çocuğu ikna edebiliriz. Yoksa diğer şekilde belki yine kendimizce doğruyu anlatırız. Ama çocuk kendi kafasındaki düşünceyi anlatmadan
bizim öngörüde bulunup onun adına sanki onun duygusunu, onun düşüncesini biliyormuş gibi bir yol izlememiz, çocuk en niyetinde kendini anlatmamışsa o hep içinde bir sıkıntı olarak kalır. Evet. Ve zamanla artık ne de olsa bana konuşma hakkı izni verilmiyor. Bu gibi durumlarda hiç kendini anlatma durumu da doğal olarak zemin yok olduğundan, o konuşma zemini, o iletişim kurma zemini, iklimi yok olduğundan dolayı o çocuk içine kapanacaktır. Dolayısıyla şöyle de iletişim insanların en temel becerisidir. Bu becerinin temeli daha anne rahiminde atılıyor. Ama maalesef insanların en çok sorun yaşadığı beceri de iletişim becerisidir. İletişim sıkıntısı, evet, evet. Gerçekten günümüzde sadece çok değil, yetişkinlerle evet. dahi biz bu çok sıkıntıyı çekiyoruz efendim tabii ki. Ama burada çocuklar söz konusu olunca tabii ki bizim için çok değerler, çok da önemliler. Burada iletişimde tabii ki ikili iletişim çok önemli dediniz. Aslında evet. bir nevi çocuğu önemsemek, özgüvenini aşılamak da diyebiliriz. Bu kendine güvenen bir yetişkin haline gelecek, önemsendiğini hisseden bir evet. yetişkin haline gelecek. Bu ileri safhalarda da tabii bu yetişkin halinin tabii ki bir oluşum katacaktır. Buna bir kalite katacaktır. Bu çocuğu yetişkin buna çok dikkat etmemiz gerektiğini evet. buradan tabii ki anlıyoruz. Ama aileler olarak da en müzdarip olduğumuz konulardan biri budur. Şikayet etmeye varız ama çözüm odağı oluşturmaya maalesef evet. yokuz. Her zaman söylediğim şey, çocuğum beni dinlemiyor. Çocuğum çok yaramaz. Evet. Aslında çocuğum beni dinlemiyor değil. Acaba çocuk beni dinlemiyor derken bu kavramı nasıl oluşturduk? Ya da çocuk kendini dinlettirmek için farklı yollar mı arıyor, buluyor? Evet. Biz aileler ve bireyler olarak çocuğu nasıl kendimizi dinlettirmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Soruyu tersten soralım mı? Şöyle nasıl isterseniz. Şimdi şöyle, çocuğum beni dinlemiyor. Dinleme davranışı evet çok önemli. Acaba biz çocukları dinliyor muyuz? O yüzden tersten soralım dedim. Dolayısıyla dinleme evet çok önemli. Ama gerçekten de nasıl biz, anne babaların işte çocuğum beni dinlemiyor gibi bir dertleri varsa maalesef çocukların da daha belki evet. daha fazlasıyla annem babam beni dinlemiyor gibi bir dertleri var. Evet, çocuklar bunu söyleyecek bir alan bulamıyor ama aileler sürekli şikayet için bir alan bulabiliyor. Bunu buluyorlar kendine. Evet. İşin ilginç tarafı anne babalar bunu kendilerinde bir hak olarak görüyorlar. Çocuklar böyle bir dertleri var ama bunu bir hak olarak da görmüyorlar. Belki de o yüzden ifade etmiyorlar. Evet. Dolayısıyla dinleme davranışına gelince dinleme daha önceki programlarımızda da değindik. Yine değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Başarılı olmanın temel ayağı akıllı olmak değildir. Başarılı olmanın temel ayağı dinlemedir. Dolayısıyla anlatılan bir konu ne olursa olsun, eğer ki o kişi, katılımcı, öğrenci, her kimse dinlememişse o konuyu anlaması mümkün değil. Söz konusu bir öğrenciyse ya da bir çocuksa bunun akademik başarısı anlamda da anlatılan ders konusunu dinlememişse anlayamaz, anlamayacağı için de başarılı olamaz. Dolayısıyla başarılı olmanın temel ayağı akıllı olmak değildir. Altını çiziyorum, dinlemektir. Peki bu dinleme davranışı nasıl kazandırabiliriz? Önemli olan budur. Bir pedagog der ki, çocuklarınıza konuşmayı öğretmeyiniz. O zaten konuşmayı öğrenecektir. Çocuklarınıza dinlemeyi öğretiniz. Şimdi bu dinleme davranışını nasıl kazandırılacağı belki burada çok önemli oluyor. Dinleme davranışı, çocuk bir konuyu anlatırken, kendisini ifade ederken, kendisiyle ilgili bir sorunu ifade ederken ya da bizce çok basit anlatılmaması gereken ama çocukça çok önemli ve heyecanla anlattığı bir konuyu tam anlattığı sırada biz onu kesip kulak ardı ediyorsak ya da bir şekilde onu ihmal ediyorsak çocuk demek ki bir konu anlatılınca konunun tamamı bitmeden bir insanı dinlemeyebilirsin düşüncesini veriyoruz onda. Ya da şöyle düşünün. Anne baba konuşuyor. O arada çocuk geldi bir şey sordu. Annesine ya da babasına herhangi bir şey sordu. Anne baba bir konuyu konuştuklarından dolayı bir bahane sığınmadan, altını çiziyorum. Bir bahane sığınmadan çocuklarına şu ifadeyi kullanıyorlarsa doğru yapıyorlar. Biz şu an bir konu konuşuyoruz. Konuştuğumuz konu bitince sana döneceğiz. Ama bir bahane üretmeden.
Evet, gerçekten de o konu bittikten sonra evet şimdi seni dinliyoruz şeklinde davranıldığı zaman çocuk şunu öğrenir. İki insan konuştuğunda demek ki araya girilmemesi gerekiyor. Evet. Konuşma bittikten sonra konuşmam gerekir mesajını, düşüncesini, davranışını zamanla kazandırmış olur. Bu sadece anne baba konuşurken bunu yapıyorlarsa bu çocukta bir davranışa dönüşmez. Çocukla konuşurken de çocuk demin de anlattığım gibi çocuk herhangi bir konuyu anlatıyor ama ne de olsa biz anladık ne demek istediğini, çocuk öyle olduğunu anlamaz. Çocuk kendi konuşmasının yarıda kesildiğini düşünür ve daha çocuk anlatmaya devam ediyor. O çocuğun anlatmaya devam ettiği konuyu biz yarıda kesip kulak ardı ettiğimizde ya da ihmal ettiğimizde çocuk o anda evet gerektiği zaman duruma göre bir insan konuştuğunda gerekirse kulak ardı edebilirsin, başka bir şeyle meşgul olabilirsin, ne bileyim o alanı terk edebilirsin. Çocuğa bu mesajı vermiş oluruz. Dolayısıyla çocuk dinleme davranışını anne, baba ve ev ortamında ona karşı nasıl bir dinleme şekli gerçekleşmişse o dinleme şeklini hayatında model olarak alıp evet. ve yetişkin sürecinde de o şekilde devam ettiriyor. Devam ettirecektir. Evet. Aslında bir nevi buradan yola çıktığımız zaman sadece öğretmek değil, aynı zamanda öğrenmenin de burada önemini öğreniyoruz. Çünkü biz burada aslında çocuğumuza dinlemeyi bir yerde öğretirken de aynı zamanda dinlememiz gerektiğini de öğreniyoruz. Biz ebeveynler bu konuda çok fazla hata yaptığımızı evet. tabii ki konunun başından beri dile getirdik. Evet, hatalarımızın aslında farkındayız. Evet. Ama bunu telafi etmek için aslında doğru yöntemleri, çözümleri bulmak için herhangi bir gerekçe duymuyoruz. Evet. Yani çok kolay bir şekilde çocukları başımızdan savurabiliyoruz. Çocuğum git, şu anda işimiz var. Evet. Ya da önemsemeden sen git, sen araya girme ya da sen dinleme, sen çık şuradan gibi ibareler maalesef şimdi kullanıyoruz. Şimdi çok güzel, özür dilerim. Şimdi konuşmamızın başında iki eşit insan dedik. Şimdi bu anlattıklarınızda sen git, sen şu an işin var. Evet. Bu bütün bu söylemlerin, bu konuşmaların, bu danışmanın altında şu var. Sen çocuksun. Sen benimle eşit bir birey değilsin. Dolayısıyla biz bunu konuşmamızın özünde, danışmamızın özünde, bütün sürekli bunları yansıttığımızda çocuk bunu yakalıyor. Ben değer görmüyorum. Evet. Benim düşüncelerim hiçbir kıymeti yok. Dolayısıyla ben zamanla şu noktaya gelir. Benim bir düşüncem varsa da, bir duygum varsa da bunun anne ve babam nezdinde herhangi bir karşılığı yok. Dolayısıyla çocuk zamanla susmayı ve pısırık olmayı öğrenecektir. Aslında siz konunun başında çok güzel 3 anlamdan bahsettiniz. Öteki anlam ve katılma dediniz. Evet. Burada tam olarak da katılmayı bahsedebiliriz. Burada aslında anlam olarak dinleyelim. Önemseyelim evet. ama katılmak zorunda değiliz tabii deyip ki, tabii bu ki. Şekilde yaklaştığınız zaman ben aslında seni önemsiyorum çocuğum evet. diyeceğiz. Ama onun söylediklerini tabii ki bir yetişkinmiş gibi evet. yani eşit olarak İki eşit insan dinledikten olarak, evet. sonra evet aslında seni dinliyorum ama seninle aynı fikirde değilim diye demek de önemli. Aslında annem babam beni dinliyor evet. ama bana yanlışımı da söylüyor. Yani dinlemek için dinlemiyorlar beni. Evet, çok ya da güzel. Başından salmak için de dinlemiyorlar beni ama aslında olması gerektiğini belki çocuk biliyordur. Çocuklar çok zeki. Tabii ki yakalıyorlar. Çok zekiler. Bizim davranışlarımızı okuyorlar. Çok zekiler. Söylemlerimizi okuyorlar. Bütün her şeyi analiz ediyorlar. Ama hani biz onlara kendilerini ifade etmediğimizde bunu düşünsel zeminde kendilerince farklı noktalara çekiyorlar. Sevilmediklerini düşünmeye başlarlar. Değer verilmediklerini düşünmeye başlarlar. Dolayısıyla hani o anlamla ilgili anlam, katılma ve öteki bu 3 kavramın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet çocuğa katılma ile ilgili çocuk herhangi bir konuyu söylediğinde bize bir yol önerdiğinde evet. ona evet bak sen böyle bir yol öneriyorsun. Senin önerdiğin yolu tamam senden öğrendim ama bak bambaşka bir yol var burada. İşte onu dinledikten sonra o bambaşka olan yolu eğer ki anlatımızda onu gösterdiği yoldan daha güzelse çocuk muhtemelen bizi dinleyecektir. Evet annem evet. babam ben bir yol önerdim. Onlar bana daha güzel bir yol önerdiler. Dolayısıyla anne babamın önerdiği yoldan gideyim. Ama diğer şekilde onun önerdiği yolu dinlemeden kendi yolumuzu önerdiğimizde ya annem babam benim anlatmak istediğim o yolu her neyse
dinlemiş olsalardı belki benim dediğim durumu tercih edeceklerdi. O bir düşünce olarak hep kafasında kalır. Dolayısıyla onun kalmaması adına önce bir dinleyelim. Ondan sonra çocuğa hangi yolu öneriyorsak öyle önerelim. Yani önce bir dinlemek lazım. Tabii her çocuğun da kişiliği aynı değil. Her evet. yetişkin de kişiliği aynı değil. Burada kişilik farkındalığı da var. Her çocuğa da farklı yaklaşmak gerekiyor. Tabii bu çocuklarınız için de 5 olur, 2 olur, 3 olur fark etmiyor. Her çocuğun kişiliği farklı olduğu için farklı yaklaşmak gerekiyor. Evet. Tabii biz konumuzda da belirttik bunu. Çocuklar çok zekiler efendim. Bazen bizleri bile teste tabi tutabilirler. Yani sadece laf olsun diye söylemek değil aslında. Belki anne babalarını dahi test ediyor olabilirler. Annem babam beni dinliyor mu acaba? Benim aslında bildiğim şeye ya da doğru yanlış bildiğim şeye annem babam nasıl cevap verecek. Evet. Bu da çok önemli bir konuydu gerçekten. Ama bir önemli konuda çok fazla ebeveynlerin yaptığı hatalardan birini daha söylemek evet. istiyorum. Tabii bu hataları en fazla işleyenler de genelde çalışan anne ve babalar. Evet. Ve maalesef çalışan anne ve babalar belli bir sürenin açıklığını kapatmak için çocukların her istediğini yerine getiriyorlar. Doğru veya evet. yanlış. Vicdanen kendilerini bir nevi belki de rahatlatmak için yaptıkları bir metot. Evet. Ama ne kadar doğru bir metot? Bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi evet genelde o çalışanların o açığı kapatma biraz da hani vicdanı rahatlama içgüdüsüyle belki davrandıkları bir durum. Ama şöyle bir durum da var. Genelde kendi çocukluk döneminde kendisinin iyi bir çocukluk dönemi kendisince iyi bir çocukluk dönemi geçmemişse sonrasında ekonomik olarak bir güce sahipse bu şekildeki anne babalar da İşte ben çocukluğumu yaşamadım, benim çocuğum çocukluğunu yaşasın düşüncesiyle maalesef çok farklı yanlışlar içerisinde bulunuyorlar. Çocukların isteklerini gerçekleştirme düşüncesinin altında iki sebep yatıyor. Bir, yeter ki çocuk ağlamasın. Evet. Çocuk ağlamasın da ne istiyorsa sağlayalım. İki, iyilik adı altında çocuğun istediği her şeyi sınırsızca gerçekleştirmek. Bu iki düşünce ile çocuk maalesef bütün isteklerini gerçekleştirdiğimizde bakın ne oluyor. Çocuk hayalsiz herhangi ulaşmak istediği bir hayal bırakmıyoruz çocuğa. Bununla ilgili yaşanmış bir örnek var. Ford'un oğlu 22 yaşında intihar ediyor ve babasına şöyle bir mektup bırakıyor. Diyor ki baba diyor ben düşündüm, taşındım, benim ileride ulaşabileceğim hiçbir hayal bana bırakmamışsınız. Her şeyi bana hazır sormuşsunuz ve ben şu soruyu kendime sordum, işin içinden çıkamadım. Ben neye yarıyorum sorusuna cevap bulamadım. Ben ileride ulaşmak istediğim bir hedefim, bir hayalim yok. Her şeyi bana sormuşsunuz ve bu soruya düşüne düşüne cevap veremeyince 22 yaşında Ford'un oğlu intihar ediyor. Kendini yetersiz görüyor. Kendi bir işe yaramadığını düşünüyor ve ulaşmak istediği bir hayalin olmaması düşüncesi onu bulanıma sokuyor ve intihar ediyor. Dolayısıyla özellikle buradan rica ediyorum anne babalar evet. ekonomik güçleri ne olursa olsun lütfen ama lütfen çocukların hayallerini çalmasınlar. Kesinlikle. Yani imkanları var diye bütün her şeyi A'den Z'ye sınırsızca, plansızca, zamansızca sunmasınlar lütfen. Çünkü bu çocuk sonra ne oluyor? Sonra bu çocuk büyüdüğünde kendi ayaklarının üzerinde duramıyor. Bir özgüveni gelişmiyor. Maalesef. Ve dikkat ederseniz son yıllarda yapılan bütün merkezi sınavlarda genelde kırsal kesimin çocukları iyi üniversiteleri kazanıyorlar. Çünkü onun yetiştiği şartlar ona hayal oluşturuyor. Diyor ki ben bu şartlardan daha iyi şartlarda yaşamalıyım ve bulunduğu şartlar onu çalışmaya teşvik ediyor, mücadele etmeye teşvik ediyor ve sınavlarda genelde birinciliği kırsal kesimi çocukları elde ediyor. Zengin, varlıklı ailelerin çocukları ne de olsa benim her şeyim var. Ben niye çalışayım? Ben çalışıp neyi elde edeyim? Düşüncesiyle maalesef bu şekilde bir başarı ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla çocukları hazıra alıştırma ve çocuklara her şeyi sınırsızca, plansızca, zamansızca sunmanın çok yanlış olduğunu ve bu şekilde de maalesef
bir intiharın gerçekleştiğini, eşiğine kadar giden çok üzücü bir durum. Sonuç evet. Maalesef. Tabii biz burada belki çocuklarımız için iyilik yaptığımızı düşünüyoruz ama bu süreç içerisinde aslında kötülük yapıyoruz. Bunu fark etmeden yapıyoruz. Son pişmanlık tabii ki çare değil sonucunda. Tabii evet. Böyle bir üzücü vakayla karşılaşmak insan hiç kimse de istemez. Umarım hiç kimse de böyle bir vakayla tabii ki karşılaşmasın. Evlatlarımız sonuçta ciğerparelerimiz. Evet. Aslında bir nevi onlar için çabalıyoruz. Onlar için azmediyoruz. Belki de bir anne babanın, çalışan bir anne babanın özellikle en çok kullandığı sözlerden biridir. Ben senin için çalışıyorum çocuğum. Sabahtan akşama kadar ben aslında senin için bunu harcıyorum, çalışıyorum. Ya da yorgunluğunu belki bir çocuğa bu şekilde belirtiyor. Bu çocuk belirli bir süre sonra suçluluk duygusunu da alıyor mu artık? Evet, annem babam aslında benim için çabalıyor ve her istediğimi de aslında yapıyor. Ben bu durumda neyin şikayetini yapıyorum? Ya da çocukta farklı bir algı oluşuyor mu? Biz burada belki bir nevi çocuğumuz için, evet baktığınız zaman evet bir anne baba aslında çocuğu için çabalıyor diye bakıyoruz. Ama ne kadar doğru yöntemlerle esasında, yapıyoruz. Esasında, özür dilerim, esasında sadece bu söylemin, ben senin için çalışıyorum söylemi, doğrusu bunu anne ya da baba ilgiyle süslendirmiyorsa, ilgiyle bütünleştirmiyorsa, sadece ve sadece ben çalışıyorum söyleminin çocukta hiçbir karşılığı yoktur. Yani sen bunu kime anlatıyorsun gibi bir durum olur çocukta. Çünkü çocuğun esas ihtiyacı olan kendisine zaman ayrılmasıdır. Kendisine ilgi gösterilmesidir. Ve gerektiğinde kendisiyle oyun oynanılmasıdır. Evet. Dolayısıyla çocuğun maddi ihtiyaçlarını gidermek çocuk için çok sıradan, zamanla sıradan bir durum haline gelebilir. Ve ben senin için çalışıyorum söylemi o anda çocukla zaman geçirilmediği için, çocuğa ilgi gösterilmediği için çocuk dolayısıyla o söylemi hiç bir önemi olmayabiliyor çocukta. Çocukta hiçbir karşılığı olmayabiliyor. O yüzden bu şekilde gerçekten de emek veren aileler var, anne babalar var. Evet. Ama bunu sadece söylemde ben senin için çalışıyorum yerine evet dışarıdan geldiklerinde ya da ev işlerini bitirdiklerinde o dizilere zaman ayıracaklarına, o işte telefonla gereksiz oyunlara zaman ayıracaklarına, çocuklarıyla zaman ayırıp bir sohbet et. Hiçbir oyun bilmiyorsan bile çocuk sohbet etmeyi çok sever. Bir otur, evet, bir sohbet et, bir dinle, bir konuş. Yani geçen gün evde çocuk geldi, dedi baba bir oyun oynayalım. Sen düşündüğün bir oyun var mı? Düşündük. O anda hiç olmayan bir oyun ürettik kendi aramızda. Ve yani çok da güzel eğlendik. Ne yapalım, bir ondan bir benden. Bugüne kadar hiçbir yerde belki oynanılmayan bir oyun icat ettik. Sonrasından oynamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla biz yeter ki çocuğa bir zaman ayıralım. Kesinlikle. Ve onunla oynamak isteyelim. Çünkü oynamış gibi yapmak da çocuğu kandırmaktır. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Evet, çocuklar çok zeki dedik. Evet. Duygularını çok iyi bir şekilde kullanıyorlar dedik. Burada aslında çocukların, her anne babanın elinden geldiği kadar maddi imkanlar doğrultusunda çocukların ihtiyaçlarını tabii ki karşılayacaktır. Ama burada asıl önemli olan çocuklara maddi değil, manevi ilgiyi, manevi desteği sunmaktır. Çocukların aslında istediği budur. Evet. Bir şekilde çocukları maddi olarak bir şekilde idare edebiliyoruz. Ama manevi olarak o ilgiyle maalesef idare edemiyoruz. Çünkü bunun sınırsız olduğunu çocuklar biliyor. Evet. Maddi imkanların çocuklara da siz anlattığınız zaman belli bir düzeyde olduğunu kavrayabilirler. Evet. Ama manevi sınırı, yani ilginin, alakanın ve sevginin çocuklarda sınırsız olduğunu biliyor tabii ki. Biz çocukların burada çok zeki olduğunu belirttik. Evet. Tabii siz burada bir örnek verdiniz. Hiç de istediğimiz bir örnek değil. Tabii ki biz çocuklarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Ama eminim aileler içinde de çocukları arasında çok sıkıntı çekenler vardır. Müzdarip olanlar vardır. Tabii değerli izleyenlerimiz, bugün de her hafta Perşembe günü olduğu gibi değerli konuğumuz Mehmet Şah Marhan Beyefendi ile güzel bilgileriyle sizleri aydınlatıyoruz efendim. Sizlerin de sormak istediğiniz soruları bize WhatsApp numarasından gönderebilirsiniz efendim. Tabii bizler de değerli konuğumuzla birlikte sizlerin sorusuna cevap vereceğiz buradan. Tabii sizin de bu konuda iletmek istediğiniz bir şey varsa eğer. Tabii ki, yani değerli izleyicilerimizin çocukla iletişimle ilgili sormak istedikleri sorular varsa
alabiliriz bilgimiz ve aklımız yetince cevaplandırmaya çalışırız. Fazlasıyla sizin bilgilerinizden değerli izleyenlerimiz buradan faydalanıyor, yararlanıyor. Keza bizler de öyle. Biz her zaman öğrenmeye açık bir millet olmamız gerekiyor. Bu şekilde tabii ki doğru bireyler yetiştireceğiz inşallah. Tabii değerli izleyenlerimiz TV'lerden izleyemeyenler de olursa efendim artık TV'ler cep telefonlarınızda. Bizleri bitistv.com'dan tabii ki çok rahatlıkla da canlı yayını izleyebilirsiniz efendim. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Tabii çocuk dedik, çocukta iletişim dedik. Evet. Çocuklar çok zeki dedik. Bunu konumuzun başından beri belirtiyoruz. Evet. Tabii sonuna kadar da çocukların zekasını efendim test etmeyeceğiz. Evet. IQ'leri yüksek çocuklarımız var. Evet. Ama bu durumda çocuklar çok güzel bir şekilde ebeveynlerini, anne babalarını çok güzel idare edebiliyorlar. Evet. Biz burada anne babalar çocuklarını idare ediyor demiyoruz. Evet. Aslında çocuklar anne babalarını çok güzel şekilde idare ediyor diyoruz. Evet. Çünkü çocukların en güçlü silahlarından biri ağlamak. Ağlamakla anne babaları istediklerini yaptırıyorlar. Evet. Bir çocuk ağlamayı nasıl öğrenir? Evet. İletişime şöyle bir bağlantı yapıp geleyim. Altını çizmek adına. Anne babaların buradan rica ediyorum. Ne olursa olsun çocuklarla iletişim kanalını kapatmasınlar. Çünkü çocuk şu algıda olsun ya da şu algıyı çocuğa kazandıralım. Benim bir sıkıntım, bir derdim olduğunda bunu anne babama anlatabilirim düşüncesi çocukta yerleşmişse bu çocuk çok şanslı bir çocuktur. Bu şu demek değildir. Bütün istekleri gerçekleşecek anlamda değil. Ama kendini anlatma zemini, iklimi, kanalı o düşünce çocuğa kazandırılmışsa ne mutlu o çocuklara. Şimdi ağlamaya gelince çocuklar doğal olarak dünyaya geldiklerinde o bebeklik döneminde tek iletişim aracı olan ağlamadır. Yani dolayısıyla ağlamayı kendisi için bir iletişim aracının olduğunu farkındadır. Dünyaya gelir gelmez. Hatta yine bilimsel olarak daha önce de söylemiştim. Söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. Çocuklar dünyaya geldiklerinde bilimsel olarak tespit edilmiş. İlk 6 saat içerisinde güvenli bir ortamda doğup doğmadıklarını sezebiliyorlar, hissedebiliyorlar. Dolayısıyla ağlamayı da bir iletişim aracı olarak hissedip ve onu acıktıklarında ya da bir rahatsızlıkları olduğunda ya da farklı bir durum olduğunda bunu annelerine özellikle bildirme anlamında o ağlamayı bir iletişim aracı kullandıkları için bunu yapıyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Evet. Bu doğal bir durumdur. Yaratılışta var olan bir durum. Belki sıkıntı olan ne olur burada? Bazen bebek de olsa, çünkü bu bebeklik döneminde de çok iyi okumalar yapıyorlar. Bazen böyle ilgi görmek için de bazen böyle ağlarlar. Dolayısıyla hani her ağlamaya da böyle bir tepki geliştirildiğinde sürekli anne babanın o çocuğun, bebeğin daha doğrusu başında olma zorunluluğu getirir. Dolayısıyla ciddi ağlamalar veya da bir hastalığı olduğunu biliyorsanız bu gibi ağlamalara karşılık verilmesi gerekir. Evet. Bu doğal. Yani bu çocuğun, daha doğrusu bu bebeğin bu süreçte ağlaması doğal. Ama doğal olmayan ne oluyor? Çocuk isteklerini ağlamakla ne zaman elde ediyor? Çocuk konuşma sürecine geçtiğinde, o tam kendini ifade edemediği dönemde yine mızmızlık ve ağlamayı, mızmızlığı da işin içine katarak ağlamakla isteklerini dile getirmeye başladığında işte orada belirleyici olan annenin yaklaşımı, tepkisi oluyor. Anne sanki kıyamet kopmuş, sanki o çocuğun gerçekten de çok ciddi bir sorunu varmış gibi konuşabildiği halde ağlıyorsa ve anne çocuğun etrafında dört dönüyorsa büyük bir kaygıyla, büyük bir endişeyle, büyük bir sorun varmış gibi aman yavrum ne oldu falan o durumu felaketleştiriyorsa çocuk o gün şunu öğrenir. Aha diyor, bu ağlama benim işime yarayacak. Evet. Anne babamı rahatlıkla idare edebilirim. Yani bunu artık bir silah olarak kullanabilirim ve ağlamanın nedenli etkili olabileceğini, annemi panikleştirebilirim, annemi endişeye sokabilirim, kaygılandırabilirim ve dolayısıyla bütün isteklerimi bu ağlamayla gerçekleştirebilirim ve çocuk dört elle buna
sarılıyor. Sarılıyor. En evet. güçlü silahı tabii ki evet. biz ağlamak dedik. Ama tabii ki değerli anne babalar bunları çok iyi bilirler. Ne yapalım? Çocuğumuzun gözünden akan yaşa dayanamıyoruz. En kolay söylenen müdafaa budur. Çocuğumun evet. gözünden akan yaşlara ben dayanamıyorum. Ağlatmayın. Evet. Ağlamasın. Evet yavrum ne istiyorsun? Tamam olsun oğlum. Olsun kızım. Özellikle alışverişe gidince bunu çok fazla yaparlar. Evet. Mızmızlıkla beraber çocuk ağlamaya başlar. Ben bunu istiyorum. Evet. Hem çocuğuna aslında bu algıyı da oluşturmak istemiyor. Acaba kötü bir anne baba mıyım ben? Evet. Çevreden bu yansıma mı olacak? Çünkü çocuğumu evet. ağlatıyorum. Ağlatmamak için susturmak. Evet. Aslında ben başta da belirttim. Siz de bunu çok fazlasıyla belirttiniz. Çocuklarım çok zeki dedik ve çok güzel evet. bir şekilde idare ediyorlar dedik. Bu idare, kontrol aslında çocukların elinden almamız gerekiyor. Evet. Ama doğru yöntem nedir? Biz mızmızlıkla ve ağlamakla çocukları nasıl vazgeçirebiliriz? Evet. Nasıl hayır demeyi öğretebiliriz? Güzel. Şimdi çocuk, bir önceki sorudan yola çıkarsak, çocuk bebeklik döneminde ağlamanın bir iletişim aracı olarak kullanması doğal dedik. Sonrasında evet. konuşmaya geçince konuşması gerektiği halde ağlamakla isteklerini dile getirip ve ağlamayı artık kendisi için bir silaha dönüştürmüşse o zaman şurada belirleyici olan şudur. Bir, bu olaya süreç olarak bakmamız lazım. İki süreç. Bir, ağlama sürecini nasıl elde etti? Çünkü ağlamayı bir defada öğrenmiyor. Çocuk mızmızlık isteklerini gerçekleştirmeyi bir ağlamakla ya da bir mızmızlıkla öğrenmiyor. Onu bir süreçte öğreniyor ve bir süreçte kendisi için bir silaha dönüştürüyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Dolayısıyla bu var olan yanlış davranışı da, ya hocam bazen bana soruyorlar, işte ağladığında kayıtsız kal, ben kayıtsız kaldığımda çocuk kıyameti koparıyor. Dolayısıyla bu dediğinizi yapıyor ama olmuyor. Şimdi burada dikkat etmeleri gereken süreçten söz ediyorum. Ağlama süreci nasıl hemen kendisinde bir davranışa dönüşmemişse o yanlış davranışı dönüştürme süreci de olmalı. Yani bir kelimeyle o var olan yanlış davranışı sen düzeltemezsin. Çünkü hemen bir şekilde bir defada kazanmamış. Dolayısıyla sen var olan o yanlış süreci doğru bir süreç yani bir zamana yayarak dönüştürebilirsin. Bu nasıl yapabilirsin? Şöyle yapabilirsin. Bir çocuk ağladığında öncelikle şunu söylememiz lazım. Senin ağlaman geçtiğinde biz konuşalım. Yani sen ağlayabilirsin. Dolayısıyla ha çocuk arada şunu belki yine ağlamaya devam edecektir. Evet. Ha demek ki annem babam ben ağlayınca beni dinlemeyecek. Ağlaması geçti. Ondan sonra özellikle ağlaması geçtiği zamanlarda telkin yapılmalı. Bak sen geçen gün böyle bir şey için ağladın, o istediğin şeyi ağlamadan da isteyebilirsin. Sen bunu ağlamadan istediğinde biz daha çok mutlu oluyoruz. Sen ağladığında bizim ne kadar üzüldüğümüzün farkında değilsin herhalde ama biz çok üzülüyoruz. Çünkü bu doğru bir davranış değil, bu senin için de doğru değil. Bu telkin sürekli yapılmalı, süreç dedik, zaman dedik. Ve özellikle ağlamadığı zamanlarda bu yapılmalı. Bir sonraki süreçte tüm bunlara rağmen örneğin markete gidildi. Çocuk yine ağlayabilir mi? Yine ağlayabilir. Ama orada da gitmezden önce biz markete gideceğiz. Senin isteyebileceğin bir şey olabilir. Ama sen bunu ağlamadan istersen bunu sana gerçekleştirebiliriz. Telkinliyle yola çıkılmalı. Ve gidildi, markete gidildi. Buna rağmen çocuk önceki alışkanlığından dolayı yine ağlar mı? Yine ağlar. O anda da etrafa fazla kayıtlı kalmamak lazım. Karşıdan acaba bizi nasıl görüyorlar? Ya bu çocuk susturamıyor. İşte çocuğu bir bisküvi aldı, almıyor. Bir sakız istedi, almıyor. Bu gibi düşüncelerin etkisine girmemek lazım. Doğru davranışı çocuk için hangi zeminde, hangi zamanda olursa olsun önemli olan ona doğru davranışı kazandırmaktır. Kesinlikle. Herkesin kendi çocuğu var. Herkes de o durumu yaşıyor. Dolayısıyla acaba ben karşıdan nasıl görünüyorum gibi bir kaygıyla davranılmaz. O esnada da çocuk diyelim ki yine buna rağmen ağladı. Hemen şunu yapıyoruz. Biz evden çıkarken seninle bir şey konuşmuştuk. Sen ağlamadan istediğini ifade etseydin sana ağlayacaktın. Sen şu an ağladığın için sana ağlamayacağız. Dolayısıyla sen şu an bu istediğini bir de ağlamadan bir talep et, alalım. Ve çocuk muhtemelen bu defa susup bu şekilde ifade edecektir. Şimdi süreçten bahsettik. Önce bir çocuğu ağlayan, ağlamayı öğrenmiş bir çocuğu bu şekilde ağlamaması gerektiği
düşüncesini kazandıktan sonra bir üçüncü aşamaya geçmek lazım. Üçüncü aşamada artık çocuğa şu kuralı getirmemiz lazım. Her şeyin alınmayacağı kuralı. Çünkü doğrudan her şeyi ben sana alamam dediğimizde sen ağlıyorsun, ben sana her şeyi alamam, bu çözüm getirmez. Önce biz susmasını sağlayacağız. İsteklerini alamakla değil, konuşmakla dile getirmesi gerektiğini önemli defalarca telkin ederek onu bir davranışa dönüştürdükten sonra üçüncü aşamada evet bir çocuğa her şey alınmaz. Dolayısıyla o kuralı o çocukla konuşup benimsetmemiz lazım. Evet, böyle bir çözüm odağı oluşturmak lazım. Tabii ki doğru iletişim, doğru etkileşim de diyoruz biz burada. Doğru iletişim ve doğru etkileşim derken değerli izleyenlerimiz, tabii birazcık da biz yine kendimize doğru döneceğiz. Biz genellikle çok meraklı bir milletiz. Hemen müdahaleyi de severiz. Bir market içinde böyle bir anne, baba veya çocuk, herhangi biriyle beraber bir ağlayan bir çocuk gördük. Hemen koşarız. Çocuğu niye ağlatıyorsun? Bu çocuk neden ağlıyor? Bu çocuğa bir bisküvi mi alamadın ya da her ne istiyorsa bunu alamadın. Ben hemen müdahale etmeyi seven bir bireyiz. Tabii toplum için geçerli ama tabii ki arada istisnai durumlar vardır. Evet. Biz müdahaleyi çok seviyoruz. Bu aile içinde de müdahale. Sadece market tabii ki bu bir benzetmeydi. Evet. En fazla belki endişe duyduğumuz çocukla bir yere gidip de rezil olmaktan korkusu var. Evet. Çocuk beni rezil edecek korkusu var. Aynı şekilde bir de ev içinde de bu korkularımız var. Babaanne, anneanne, dede müdahale etmeyi sever. Torunumu ağlatma. Evet. Şunu ne istiyorsan yap. Evet. Tabii buradaki müdahaleler ne kadar doğru? Evet, esasında ağlamak böyle bizde oluşturduğu algı şeklinde, yani bizde şöyle bir izlenim var. Yani ağlamayı biz çok kötü bir duygu olarak maalesef anlamlandırmışız. Ağlamak öyle bilindiği gibi esasında kötü bir duygu değil. Çocuğun ağlaması çocuğa bir zarar vermez. Dolayısıyla ağlamak esasında bir deşarj olma durumudur da. Evet. O yüzden hani ağlayınca ayrıca bir canı yanmıyor. İçindeki o belki o kötü duyguyu dışarı atıyor. Dolayısıyla ağlamaya bir de bu şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O markette ya da üçüncü şahısların müdahalesi, hatta hiç tanımadığımız, bunu birebir ben de yaşadım. Hiç tanımadığımız çocuk, örneğin ana caddede yürüyorsun, orada bakkalın dükkanının önüne bir şeyler bırakılmış. Çocuğun ilgisini çekecek şeyler, genelde çocukların ilgisini çekecek şeyleri böyle esnaf da şeye bu işi çok iyi biliyor. Çocuk ağladı, ben de hayır dedim. Oradan birisi geldi, hiç böyle aldı çocuğun elinden, geldi ben sana alayım. Ya şimdi sanki ben alamıyormuşum gibi, dolayısıyla orada ben bir davranışın, doğru bir davranışın inşası derdindeyken o üçüncü şahıslar sanki burada bir tutumluluk yapılıyor da ya da ne olacak, sanki çocuğa bir telellik bir şey alınsa ne olacak, ama orada olay bir telellik olay değildir. Evet, ona doğru kesinlikle. Bir davranışı kazandırma olayıdır. Dolayısıyla anne baba bir karar almışsa gerçekten de üçüncü şahısların bu kararlara karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymaları kesinlikle gerekiyor. Evet. Burada siz anlatırken bile o anda gözümüzde canlandı gerçekten. Tabii biz gülüyoruz ama karşı taraftaki insan belki de vicdanıyla hareket ediyor. Belki de burada vicdanından rahatsız olduğundan dolayı böyle bir şeye gerek duyuyor. Tabii bizde hemen halk olarak, millet olarak korumacılık hissi var. Evet. Hemen herkesi bir korumaya geçmeye hissi vardır. Hemen bir kollama hissi vardır. Tabii istisnai durumlar diyoruz. Elbette ki istisnai durumlarda tabii ki biz halk ve millet olarak bazı durumlarda elbette ki müdahale etmeliyiz, ama bunlar çok farklı durumlar tabii, şiddet içeren durumlar. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman belki de biz de değil müdahale etmesi gereken emniyet güçleridir. Bu tür durumlarda tabii ki gerekli yerlere, gerekli mercilere ulaşmak gerekiyor. Ama bir anne baba arasındaki kurallara karışmamak gerekiyor efendim. Kurallar diyoruz. Çünkü bir sonraki sorumuzda da kuralları belirtiyoruz. Bu kurallar aslında sadece ev içinde değil, anladığımız kadarıyla dışarıda da geçerli. Evet. Bu kurallara anne babalar tabii uyacak diyoruz ama çocukların istediği kurallar doğrultusunda lütfen biz değerli bireyler de, halk olarak, millet olarak da anne babanın arasına girmeyelim. Kendi kurallarını kendileri koysunlar. Bu ev içinde de geçerli efendim. Tabii biz bu kurallar konusuna kısa bir aradan sonra değineceğiz efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.
Değerli Bitlis TV izleyenleri, kısa bir aradan sonra Çocuk ile İletişim adlı konumuzla programımıza devam ediyoruz efendim. Değerli konuğumuz Mehmet Şah Marhan Beyefendi'ye her hafta olduğu gibi bu hafta da güzel bir konuya değindik efendim. Çocuk ile doğru iletişim dedik. Anne ve babaların en büyük sıkıntı çektiği konulardan biridir ve bu konuyla beraber çok kural koymayı da severiz. Ama bu kuralları ne kadar gerçekleştirebiliyoruz, ne kadar sonlandırabiliyoruz? Tabii bunu değerli konuğumuz anlatacak bizlere. Tabii biz burada kuralları söyledik. Konumuzun başında da kurallar içerisinde tabii ki ebeveynlerin dışında bir de bireylerin de bunlara dikkat etmesi gerektiğini belirttik. Evet. Bu dışarıdaki kurallar, ev içindeki kurallar ve aile içindeki kurallar dedik. Herkesin bu kurallara riayet etmesi gerektiğini belirttik tabii ki. Evet. Tabii bir de bu kuralları nasıl kurmamız gerekiyor ve bu kurallar konusunda nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Evet. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kural kavramını çocuğun öğrenmesi gereken dönemde o kural kavramını çocuğa benimsetmemişsek, sonraki yıllarda ya da sonraki zamanlarda çocuk eyvah eyvah ne oluyor ya da artık bizce durum çok ciddi, artık bunun için bir önlem almalıyım, bir kural getirmeliyim denildiğinde çok geç kalınmış olabilir. Evet. Dolayısıyla öncelikle hayatın içinde ve ev ortamında, sosyal hayatta, iş hayatında, aile ortamında kural kavramını çocuğa benimsetmemiz lazım. Çocuğu kural kavramı ile tanıştırmamız lazım. Örneğin bir izin kuralı. Siz daha o ilk çocukluk döneminde herhangi bir eşyayı alırken, izin alması gerektiği halde izinsiz aldığında, bunun izinle alması gerektiği kuralını çocuğa öğretmezseniz ya da dışarı çıkmayı çocuğa izin alması gerektiğini telkin etmezseniz, uyarmazsanız, o davranışı kazandırmazsanız, komşuya giderken izin alması gerektiğini ifade etmezseniz, bunun önemli olduğunun altını çizmezseniz, üzerinde durmazsanız, çocuk ergenlik dönemine geldiğinde, gece saat 1'de, 2'de eve geldiğinde, bundan sonra izinsiz dışarı çıkmayacaksın. Ondan sonra herhangi bir saat için, işte bu saatten sonra gelirsen seni içeri almayacağız, bu kurala uymak zorundasın denildiğinde bu ergen şöyle bir tepki verir. Kendisince şunu düşünür: eski köye yeni adet. Bu düşünceyle tepki geliştirir. Yani çünkü o izin kavramı ya da o kural kavramını ilk çocukluk döneminde hiçbir şekilde o çocuğa izah edilmediği için, izinin kuralın nedeni önemli olduğu çocuğa benimsetilmemişse, dolayısıyla her şeyin nasıl bir mevsimi varsa bu gibi davranışların, doğru davranışlarının da bir mevsimi, bir zamanı var. Buna dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat ettikten sonra, bu kuralının önemli olduğu kavramını benimsettikten sonra, kural şu değildir. Kural despot olmak değildir. Kural baskıcı olmak değildir. Kural çocuğu bıktırmak değildir, usandırmak değildir. Kural çocuğu disipline etmektir. Çocuğu doğru davranışlarını kazandırma sürecidir. Dolayısıyla kendi sınırını bilmesi demektir. Şimdi özgürlük diyoruz. Yani özgürlük dediğimiz olay şu değildir. Özgürlük durumu, bizim özgürlüğümüzün sınırı başkasının özgürlüğü sınırıyla sınırlıdır. Evet. Dolayısıyla biz her şey özgürlük adı altında yaptığımızda, birlikte yaşadığımız insanların özgürlüğüne engel oluyorsak bu özgürlük değildir, ya da rahatsızlık veriyorsak bu özgürlük değil. Dolayısıyla bu gibi kavramları çocuğa benimsetmemiz lazım, içselleştirmemiz lazım ve kuralı sevgi temelli disiplini oluşturmamız lazım. O kuralları sevgi diliyle, sevgi dili nedir? O kuralın nedenli gerekli olduğunu, neden o kurala uyması gerektiğini anlatmamız lazım. Yani sadece ben kural koydum olmaz. Bu kuralı şunun için koyuyoruz. Bu kuralın şöyle bir önemi var. Bu kuralla şunu amaçlıyoruz. Şunu hedefliyoruz. Dolayısıyla sadece kural koymakla değil, kuralın amacını, önemini, gerekliliğini, ehemmiyetini çocuğa benimseterek, somut bir şekilde anlatarak kural getirmemiz lazım. Sonrasında bu kuralı getirdikten sonra ne yapılması lazım? Bir, anne baba örnek davranmalı. Evet. Örnek davranışlar sergilemeli ki çocuk gerçekten de
o koyulan kuralın anne babasının da dikkat ettiğini, örnek bir durum teşkil ettiklerini. Çünkü teşvik edici olmak örnek olmakla mümkündür. Eğer ki anne baba bu gibi durumlarda teşvik edici ve o davranışı gerçekten de kazandırmak istiyorlarsa bunu söylemde bırakmamaları, eylemde de gerçekleştirmeleri lazım. Dolayısıyla burada anne babanın örnek olması önemli. Bir diğeri anne baba tutarlı olmalı. Yani her gün farklı kurallar ya da koyduğu kuralların aksine davranmamalı ve gerçekten de bir tutarlılık içerisinde ve çok istikrarlı olmalı. Bu güne göre, havaya göre, düğüne göre, seyrana göre değişmemeli. Evet. Tutarlı olmaları lazım. Dolayısıyla bir diğer dikkat edilmesi gereken, özellikle çocuk penceresinden, çocuk perspektifinden açısından baktığımızda çocuğun doğru davranışını takdir etmemiz lazım. O anda doğru bir davranış sergilenmişse o davranışı yerinde ve zamanında, gereksiz takdirler de doğru değil. Yerinde ve gerçekten de takdir edilecek bir durum söz konusuysa o çocuğu teşvik etme adına, onun onurunu okşama adına, onun ruhunu okşama adına o davranışını takdir etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kuralın vücut bulması, kuralın hayat bulması, kuralın bir şekilde karşılık bulması ancak bu bütünlük içerisinde söz konusu gerçekleşecektir. Evet. Tabii biz burada kurallardan bahsediyoruz. Kuralları özellikle çocuk yaşta aslında bir şekilde çocukları bunları aşılamamız gerektiğini belirtiyorsunuz. Evet. Öğretmemiz gerektiğini belirtiyorsunuz. Çünkü burada kurallar derken çocuk yaştan yetişkin bir yaşa kadar hayatımızın birçok sürecinde, bu iş sürecinde de, aile sürecinde de bunlar etkin olacaktır. Belirli kurallar olacaktır ve kişiler bu kurallara riayet etmesi gerekiyor. Evet. Tabii çocuk yaşta bu kuralları tabii ki bizim çocuklarımıza bunları öğretmemiz gerekiyor. Ama aileler olarak en büyük hataya yaptığımız tabii sıkıntılardan biri de kural ve cezayı ayırt edememek. Evet. Biz burada çok büyük hatalar yapıyoruz. Aslında cezalandırma ve kuralı nasıl ayırt etmemiz gerekiyor? Evet. Şimdi kurallı bir ceza olarak düşünüyorsan orada zaten hataya girmiş oluyorsun. Yani çünkü düşünsel zeminde eğer ki anne baba ben sana kural getireceğim dediğinde kafasının gerisinde ona cezalandırma varsa o kuralın maya tutması mümkün değil. Evet. Dolayısıyla kuralın bir ihtiyaç olduğu ve bir gereklilikten kaynaklı olması gerektiğini çocuğa anlatarak yapmamız lazım. Tabii ki hayatın içinde eğitimde de ceza yok mu? Ceza vardır ama bu cezayı kuralla birlikte düşünmek doğru değildir. Yani ceza şiddet uygulamak değildir. Ceza ne bileyim onu bir şekilde hayata küstürmek değildir. Ceza çocuğun çok sevdiği o gün her gün ona bir çikolata alıyorsa, bir şeker alıyorsa, bir bisküvi alıyorsa, her neyse alıyorsa sen bu davranışı, şu yapman gereken görevi yapmadığın için sana bunu bugün almadım. Bu bile çocuk için esasında bir ceza sayılabilir. Yani ceza dediğimizde durumu denli korkunçlaştırmamızın bir anlamı yok. Ya da günde yarım saat teknolojiye mi takılıyor? Sen bugün yapman gereken görevi yapmadığın için maalesef üzgünüm, sen bu teknoloji hakkını kullanamayacaksın. Şimdi bundan güzel, tatlı bir ceza olabilir mi? Hem çocuk, ha demek ki çok sevdiği bir şey var. Teknolojiye çok mu takılmak istiyorsun? Çok takılmak istiyorsan o zaman diğer görevlerini de yapman gerekiyor. Çünkü bunu bir bütünlük içerisinde düşünmemiz lazım. Esasında açmanız iyi oldu. Esasında şudur, kural eğer ki benimsetilmemişse, içselleştirilmemişse anne baba orada bulunduğu süre içerisinde o kurallar yerine getiriliyorsa, anne baba ortamdan bir şekilde uzaklaştığında çocuk o kuralları yerine getirmiyorsa bu demek ki bu kural hayat bu olmamış. İşte hayat olması gereken kural sevgi diliyle anlatılmışsa ve gerekliliği, önemi çocuğa benimsetilmişse, içselleştirilmişse anne baba orada olsa da olmasa da ben bu kurala uymalıyım. Çünkü bu kuralın böyle bir faydası var anlamında. Kesinlikle. Onu bu şekilde öğretmişsek çocuk bunu hayatında tatbik edecektir, uygulayacaktır. Evet. Dolayısıyla en azından hani şey yapmasa da uygulamasa da bir yanlış içerisinde
olduğunu düşünecek. Çünkü bu duyguyu ona kazandırmak çok önemlidir. Diğer şekilde ya hele bir annem babam olmasın da ben şöyle yapayım, böyle yapayım dediğimizde demek ki biz bu kuralı o çocuğa kazandırmamışız, benimsetmemişiz ya da içselleştirmemişiz. Aslında bir nevi, evet, buradan baktığımız zaman kurallar gibi cezalar da sınırlandırmalı diyebiliriz. Evet. Çünkü siz burada kurallar için de kişilerin özgürlüğüne müdahale edemeyecek boyutta olacağı, evet, süreci de tabii ki kurallar da geçerlidir diyorsunuz. Bunlar tabii ki ailelerin belirli, evet, kurallar koyması da iyi yönde. Tabii cezalar da tatlı cezalar, evet, dediğiniz zaman çocukların anlayabileceği dilde tatlı cezalar tabii ki uygulanmalı. Tabii ki. Ama tabii ki bunlar da dediğimiz gibi belirli sınırlarda dediniz. Evet. Ama tabii çocuk diyoruz. Çocukların en çok da belki de yaptığı şey öğrenmek ve meraktan gelen bir şey, evet, çok soru sormak. Evet. Efendim tabii anne babalar olarak da biz bu konuda birazcık daha müzdaribiz. Hemen her konuda olduğumuz gibi şikayet etmeyi seviyoruz efendim. Git çocuğum, başımı şişirdin kelimesi ya da işim var yeter diye susturmak ya da duyarsız bir anne babanın en fazla yaptığı şey elinde telefon, oyun oynuyor ya da bir televizyonda sevdiği bir dizi vardır, film vardır. Git çocuğun başından diyerek çocuğu kovmak. Aslında belki o anda çok büyük bir hata yapıyoruz. Evet. Buna neden olacak sebepleri tabii ki bilemiyoruz. Evet. Gelecek zamanlarda, gelecek düzeylerde bu çocuk bir yetişkin olduğu zamanlarda, evet, kalacak benliğinde. Biz burada en büyük hatayı nerede yapıyoruz ve çocuk soru sorduğunda biz nasıl yaklaşmalıyız? Evet, aslında bir yanlış davranış çocuk söz konusuysa sadece çocukla sınırlı kalmıyor. Şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz bir yanlış davranış sergilediğimizde çocuk çoğu zaman onu yanlış bir davranış olarak, çünkü anne babasını bir anlamda çok farklı bir anlam yüklüyor. Anne baba. Dolayısıyla o anne babasından öğrendiği yanlış davranışı şundan ötürü söylüyorum, yani neden çocukla sınırlı olmadığını. Evet. Bu çocuk yarın öbür gün anne baba olduğunda anne babasına öğrendiği o yanlış davranışı bu defa çocuğuna uyguluyor. Bir aynası yani olacak. Nesilden yani nesile bir yanlış davranış maalesef bazen devam edip gidebiliyor. Dolayısıyla doğru davranış üzerine odaklanmak, titremek ve dikkat etmek çok önemli. Soru sormaya gelince doğal olarak çocuklar hayatı öğrenmek durumdadırlar. Hayatı da genelde 2 ve 6 yaş arasında çocukların en belirgin özellikleri, hatta bu şekilde de ifade edebilirim, filozofik özellik taşıyarak soru sorarlar. Çünkü filozofların en belirgin özellikleri nedir? Soru sormaktır. Ve çocuk 2 ve 6 yaş arasındaki kendisine yabancı gelen, kendisi için bilinmeyen her bir şey için soruyor. İşte ne olduğunu, niye olduğunu, nasıl olduğunu böyle soruyor. Dolayısıyla bu sormanın altında öğrenme düşüncesi var, öğrenme güdüsü var. Ama biz bunu maalesef doğru yönetmiyoruz. Çünkü demin de hani her şeye biz biliyoruz diye basitleştirdiğimiz için çocuk bardağı soruyorsa bu bizim için çok anlamsız olabiliyor. Yani ya sonuçta bir bardak, bardakta sorulur mu? Ama o hayatı yeni öğrenmeye başlamış. Evet. Onun için o çok farklı bir anlam taşıyor olabilir. Dolayısıyla belki bu nedir sorusu ile birlikte bardak denildikten sonra ikinci bir soru gelecektir peşinde. Bu neye yarıyor? Bu nerelerde kullanılıyor? Ama başta bardağı sorduğunda biz onun önünü kestiğimizde çocuk artık soru sormamayı öğreniyor ve çocuklarda genelde bu şekilde, eğer ki anne baba sorulan sorulara kayıtsız kalıyorlarsa, sessiz kalıyorlarsa, hatta kayıtsız ve sessiz kalmanın ötesinde çocukları azarlıyorlarsa, dışlıyorlarsa, çocuk o 2-6 yaş döneminde şunu öğreniyor: soru sormak sıkıntılı bir durumdur. Dolayısıyla soru sormamalıyım. Ve sonrasında bu ileriki yaşantısında, öğrencilik hayatında ya da iş hayatında, sosyal hayatında, herhangi bir ortamda belki bir soruyla kafasında kilit nokta olarak oluşmuş o kilit noktayı çözmesi mümkünken o çocukluk dönemindeki tepkiler aklına gelecektir. Ha, soru sormak rahatsız edici bir durumdur. En iyisi ben sormayayım. Bu bende bilmeyeyim ama
azalanmayayım ya da karşıdaki kişiyi rahatsız etmeyeyim, evet, düşüncesiyle o öğrenmesi mümkün olan, o anlaması mümkün olan sadece ve sadece o kilidin anahtarı olan o soruyu sormadığında maalesef oradaki o anlamı kavrayamıyor, yakalayamıyor ve öğrenemiyor. Burada soru sormanın nedenli önemli olduğuna vurgu yapma adına Doğan Cüceloğlu der ki her çocuk dünyaya bir filozof olarak gelir. Çünkü filozofların en belirgin özellikleri soru sormaktır. Meğer. Biz anne babalar maalesef onların o filozofik özelliklerini onları ret ederek yok ediyoruz. Ve yine Sufi'nin Dünyası kitabında şöyle bir vurgu var. Her çocuk bir filozoftur şeklinde bir vurgu var. Hatta Vernon adında bir Amerikalı Nobel ödülünü alan bir fizyoloji profesörü derse gelirken öğrencileri kendisine soruyorlar. Ya hocam diyorlar, Amerika'da bu denli fizyoloji alanında bilim adamı varken siz nasıl Nobel ödülünü aldınız diye soruyorlar. Siz bu başarıyı nasıl sağladınız, neye burçlusunuz şeklinde öğrencileri kendi hocalarına soruyorlar. O hoca da şöyle cevap veriyor. Ben diyor bu başarıyı anneme borçluyum. Bu dikkat çekiyor ve çocuklar şöyle bir soru daha soruyorlar. Siz nasıl bu başarıyı annenize borçlusunuz? Ben diyor öğrencilik döneminde okuldan eve geldiğimde benim annem her annenin aksine bana şunu sordu. Hani hep anne babalar derler ya, sen bugün öğretmenin sorusuna cevap verdin mi? Yerine aksine, evet, sen bugün öğretmenine ne sordun? Dolayısıyla bana soru sormam gerektiğini öğrettiler. Soru sorabilmem için öğrenmem gerektiğini anladım. Öğrenebilmem için araştırmayı öğrendim. Dolayısıyla ben araştıra araştıra böyle bir fark oluşturdum ve bu şekilde Nobel ödülünü aldım. Aslında evet, doğru iletişimde içgüdüsel olarak çocuklar için anneler çok önemlidir. Annelerini çok önemserler. Çok farklı bir, evet, bağ vardır. Tabii babalarımız da çok önemlidir ama içgüdüsel olarak çocuk ve anne arasında farklı bir bağ vardır. Burada annelerimize çok fazla görev düşüyor. En fazla görev belki de annelerimize düşüyor. Evet. Burada sorumluluktan dolayı. Tabii anne olarak birazcık daha hassas davranabiliyoruz. Tabii, evet, duygularımızla çok fazla yaklaşabiliyoruz. Bazen duygularımızla yaklaşırken dahi farkında olmadan hatalar tabii ki yapabiliyoruz. Evet. Bu da çok önemli bir konu, çok önemli bir mevzu tabii ki. Çocukta soru dedik, sorularına karşılık dedik ve bunlar da doğru dil ile çocuğa yaklaşmak dedik. Evet. Aslında bir çocuğa kullanılması gereken doğru dili de tam olarak biliyor muyuz? Doğru iletişimi biliyor muyuz? Evet. Biz aslında çevre olarak çok kullandığımız bir şeydir bu. Çocuğun hayal gücü deriz. Evet. Çocuğun penceresinden, dünyasından bakmak gerek deriz. Evet. Bunu sadece ibare olarak kullanırız, söyleriz. Ama bir çocuğun penceresinden bakmayız. Burada siz eşit iki insan olarak, evet, eşit statüde bir konuşma dediniz, iletişim dediniz, anlam dediniz. Bunlar tabii anlam yüklü bir konuşmada önemsenmenin de çok önemli olduğunu belirttiniz. Tabii ki. Ama doğru dili kullanıyor muyuz? Burada bir çocukla iletişim içindeyken çocuğu önemsiyor muyuz? Burada en büyük hatayı biz nerede, evet, yapıyoruz? Burada özellikle çocukla doğru bir dili kullanmak ya da anne babanın aynı dili kullanması çok önemli. Çünkü anne babanın çocukla olan iletişimleri eğer ki ortak bir paydada buluşmuyorsa, eğer ki aynı dili kullanmıyorlarsa bu şöyle bir sonuç verir. Anne baba, özellikle anne baba, birbirini dinlemiyorlarsa çocuk ikisini de dinlemez. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus anne babanın birbirini dinlemesi ve birbirini dinlemeyen anne babanın çocukları ikisini de dinlemez. Bir ikincisi aynı dille ilgili birinin gel dediği, bir diğerinin gitme dediği, birinin kalk dediği, birinin otur dediği bir ortamda büyüyen bir çocuğun öğreneceği davranış şu olur. Çocuk böylesi bir ortamda hemfikir olmayan, çocukla ilgili hemfikir olmayan, ortak bir paydada buluşmayan anne babalar çocuklarına kararsızlığı öğretmiş olurlar. Evet. Dolayısıyla bu da ileriki hayatında çocuğa çok farklı zararlar verir ve farklı stresler getirir. Örneğin çocuk fırına gidecekse, ki gitmesi gerekiyorsa orada işte özellikle anneler ya da duruma göre babalar aman çocuğa kıyamam, nasıl fırına gidebilir? Dolayısıyla çocukla ilgili
kazanımlarda, doğru davranışlarda anne babanın doğru bir dil ve ortak bir dil kullanmaları gerekir. Tabii bu dil kullanırken bu sürecin de çok önemli olduğunu siz belirtiyorsunuz. Burada çevre faktörünü de belirtiyorsunuz. Aynı evet. zamanda arkadaş çevresi, aile çevresi diyoruz. Ve tabii ki müzdarip olduğumuz konulardan biri de bir anda çocuğumuzun ağzından çıkan argo kelimeler. Evet. Tabii bu çevreden de etkileniyor olabilir, arkadaşlarından da etkilenebiliyor. Ama bir şekilde bu çocuk birilerinden etkilenerek argo kelimeyi, bizim istemediğimiz kelimeleri tabii ki kullanıyor. Evet. Bu bizim müzdarip olduğumuz konular ama ne kadar çözüm odağı arıyoruz, buna nasıl bir çözüm buluyoruz, o da tabii ki çok sıkıntı çektiğimiz bir süreç oluyor biz ve çocuklar için. Evet. Burada aslında bir çocuğun bunu kullanma sebeplerini araştırmak gerekiyor mu? Ve bu çocuk bu argo kelimeleri kullandığı esnada tabii ki ceza uygulamak doğru mudur? Burada evet. doğru dille mi yaklaşmak gerekiyor çocuğa? Şimdi düşündürme odaklı bir yaklaşım çok önemli. Oraya geleceğim. Doğru olmayan ifadeleri nasıl dönüştürebiliriz? Doğru olmayan davranışlarla ilgili bir açıklama yapıp oraya döneyim. Örneğin çocuk eline bir kalem aldı, işte bir duvarı çizdi. Çizmemesi gereken bir yeri çizdi. Genelde anne babaların tutumu şu olur. Yani o duvar çizildi diye, o çocuk o duvarı kalemle çizdi diye maalesef bazı anne babalar çocuk hayatı boyunca kafasında silemeyeceği, hiçbir silgini silemeyeceği, o sırf duvarı çizdi diye kafasını belki duvara vurarak ya da kızarak sen bunu nasıl çizersin, sanki o davranışı yaparak o duvardaki iz gidecekmiş gibi, ama o iz gitmediği gibi çocukların kafasının içine, bilinç altına hiç hayatları boyunca hiç silemeyeceği bir iz oluşturuyorlar. Kesinlikle bir travma. Dolayısıyla bu yaklaşımın, bu davranışın doğru olmadığını, çizmemesi gerektiğiyle ilgili geniş bir zamanda neden çizmemesi gerektiği, niye çizmemesi gerektiğini sebepleriyle anlatmak lazım. Çünkü biz anlatmaktan çok aciziz. Kesinlikle. Biz kızmayı en doğru çözüm. Çünkü o anda tek ihtiyacımız olan şey kızıp deşarj olmaktır. Ama çocuğun ihtiyacı penceresinden bakmıyoruz ve çocuğu kendi kızgınlığımıza mahkum ediyoruz ve boğuyoruz. Dolayısıyla bu yanlış. Bir diğer husus davranış olarak, örneğin ağaca çıkmış bir çocuğa in aşağı düşersin dediğinizde çocuğun göstereceği tepki şudur: ben düşmem. Ama biz şöyle, bunun yerine şöyle davranırsak, bak sen bayağı yukarı çıkmışsın, oradan aşağı düşersen ne olur? Arkamızı dönüp gidelim. Çocuk muhtemelen yukarıdan aşağıya bakacak. He ya, ben buradan düşersem iyi olmayacak. Dolayısıyla çocuğu düşündüreceğiz. Ya da havuz başında oynayan bir çocuğa git oradan, sen havuza düşeceksin dediğimizde çocuk şöyle bir tepki verecektir: ben düşmem. Ama sen havuzun hemen başında oynuyorsun. Dolayısıyla ona bir alternatif sunarak, sen orada değil de şurada oynarsan, çünkü ilk uyarıda çocuk kendi oyununa müdahale edildiğini düşünür. Kendi oyunuyla bir müdahalemizin olmadığı davranışını, düşüncesini çocuğa yansıtma adına orada değil de şurada oynarsan senin için daha iyi olur. Bu daha ikna edici. Doğru. Olumsuz ifadelere gelince, evet çok değerli bir misafir geldi. Diyelim ki çocuk yeni konuşmaya geçti. Bizim için çok kıymetli bir misafir ve çocuk pat bu arada şunu söyleyiverdi: seni yalancı diyeverdi diyelim ki. Maalesef böylesi bir durumda bütün tepkiler seni terbiyesiz şekilde çocuğu azarlamalar olsun, tokat atmalar olsun, ne bileyim, her şey yapılabiliyor maalesef. Bence. Peki bu çocuk yalancı demeyi kimden öğrendi? Bu çocuk ev ortamında annesi ona seni yalancı demiştir, babası seni yalancı demiştir. O ev ortamında öğrenmiş. Sen kendin tırnak içinde ürettiğin eserle neden övünmüyorsun? Dolayısıyla anne babanın küfürlü konuşması, yanlış davranış sergilemeleri çocukta vücut bulur. Ve çocuk da evet. doğal olarak bunun yanlış olup olmadığını, çocuk olmasından kaynaklı bilmediğinden dolayı çocuk bunu çok, hiç senin beklemediğin bir anda yersiz bir şekilde seni zora sokabilir. Dolayısıyla bu gibi durumlar yaşanılmak istemiyorsa, yani bu durumların ötesinde, sadece bu duruma bağlı olarak değil, çünkü yanlış olan davranış yanlıştır. Siz evde anne baba olarak yanlış davranışlar içerisindeyseniz, özellikle bazı babalar çok küfürlü konuşuyorlar, bakıyorsun çocuk da aynı şekilde aynı küfürleri kullanıyor. Dolayısıyla bu küfürlerden arınmaları ve doğru bir dil kullanmalarını buradan rica ediyoruz.
Tabii siz konumuzda da belirttiniz. Çocuklarımız aynalarımız dedik ve çocuklarımız bizi yansıtıyor dedik. Evet. Biz çok hızlı bir şekilde evet suçlayıcı özelliğimiz var. Hemen orada kızarak da bir şekilde müdafaa edebiliyoruz. Aslında bizden doğan bir şeyi, bizden oluşan bir durumu biz bu şekilde kapatarak yanlış olduğunu belirtiyoruz. Bu sigara içip de çocuğum sigara sağlığa zararlıdır demek gibi bir şeydir aslında. Biz bu hataları yapıyoruz ama çocuğa hata olduğunu söylüyoruz. Bunu da şiddet uygulayarak söylüyoruz. Evet. Belki de en büyük hatayı burada yapıyoruz. Biz buna birazcık daha masumiyetle yaklaştık. Tabii ki dedik ki çocukların kullandığı argo kelimeler arkadaş çevresi olabilir. Ama aslında en büyük faktör tabii ki aile. Burada aile çocuğun yansımasıdır. Çocuğun örnek gördüğü kişiler aslında en fazlasını anne ve babadır. Burada anne baba tutumu çok önemli dediniz. Ve özellikle de argo kelimeler, olumsuz kelimeler kullanan çocuklara karşı şiddet uygulamak yerine aslında bunun nereden geldiğini önce bir araştırmak gerektiğini ve sonra da çözüm odağı oluşturmak gerektiğini belirttiniz. Evet, burada o argo kelimelerin çocukta davranışa dönüşmesi, ev ortamında argo kelimelere karşı gerçekten de ciddi anlamda bir tepki varsa, bir yanlış olma yönünde bir karar varsa ve ev ortamında kullanılmıyorsa emin olun ki çocuk sokakta öğrendiği küfrü evre taşımaz. Cesaret etmeyecek. Yani taşımaz. Dolayısıyla burada o argo kelimenin etkililiği ya da çocukta karşılığı anne babada bitiyor. Tabii bu argo kelimelerde bu böyle ama lakaplarda böyle değil efendim. Belki de çocuk yaşta hepimizin karşılaştığı bir durumdur. Lakap takılması. Bu eğlenceli bir hal iken yetişkin bir boyuta geldikten sonra bu kalıcı bir hale geldikten sonra belki de ciddi travmalar olabilecek lakaplar dahi var hayatımızda. Bunlar bizim benliğimize kalıyor. Bunlar bizim kişiliğimize dahi belki oturabilecek duruma hale gelebiliyor. Çünkü en çok sevdiğimiz bir arkadaş çevresinden soyutlanarak bir lakap takılıyor. Bunlar belirli lakaplar olabiliyor. Aşağılayıcı durumlar olabiliyor, incitici durumlar olabiliyor. Evet. Bir çocuğu tramvaya sokabilecek tabii ki ciddi durumlara kadar getirebiliyor. Evet. Aslında bu lakapların takılma nedenlerini araştırmak var iken, çözüm odağı oluşturmak var iken biz anne ve babalar kulak ardı ediyoruz bunu da. Maalesef önemsemiyoruz. Evet. Olabilir, arkadaşındır, takılıyordur sana, eğleniyorsunuz deyip geçiştiriyoruz. Evet. Aslında çocukta kalan etkiyi araştırmıyoruz ve bunun da tabii ki sorgulamıyoruz. Evet. Burada en büyük hatayı nerede yapıyoruz? Şimdi iki çocuğun esasında birbirlerine bu şekilde lakap takmaları evet bir çocuk için olumsuzdur. Ama özellikle çocuğu daha çok etkileyen yetişkinlerin bu lakapları takmalarıdır. Hatta bazen bazı eğitimciler de maalesef bunu yapabiliyorlar. Genelde yetişkinler sadece ve sadece eğlenme adına bazen işte koca kafalı, tavşan dişli, kırmızı kazaklı, sarı kafalı, büyük kafa, koca kafa şeklinde lakap takıyorlar. Ve burada konuşmamızın başında biz çocuğu iki eşit insan olarak görürsek muhtemelen bunu yapmayacağız. Biz onu kendi eşitimizi olarak görmediğimizden dolayı onu maalesef bu bağlamda kafasında hiç unutmayacağı hasarlar oluşturabiliyoruz. Çocuk savunmasızdır, sesini çıkartmıyor diye maalesef ne yapıyoruz? İşte bir lakap takıp gülüşebiliyoruz, eğlenebiliyoruz. Sırf çocuk sadece orada bir tepki vermediğini düşünüp sanki çocuk bu durumu kabulleniyormuş gibi bir algıya da sahipleniyoruz. Bununla ilgili 2011 yılında Urfa'da bir çocuk intihar etti. Ve intihar etmesinin sebebi ortaokul öğrencisi 3. katta intihar ederken eline şöyle bir mesaj yazmıştı. Siz bu mesajı okuduğunuzda ben ölmüş olacağım. İntihar etme sebebi arkadaşları kendisiyle dalga geçildiği için. Dolayısıyla Mustafa Yıldız adında 2011 yılında böyle bir intiharın gerçekleşmesi bu lakap takmanın ne denli sıkıntılı ve çocuklarda ne denli bir hasar oluştuğunu ve şunu da söyleyeyim, genelde bu şekilde kendisine lakap takan kişileri çocuklar büyüdüklerinde hiç unutmuyorlar. Büyüdüklerinde bile o yetişkinlerin onlara taktığı o yetişkinleri maalesef böyle hiç iyi bir şekilde anmıyorlar. Çocukların beyinleri bir bellek gibidir efendim. Ne yüklerseniz o kalıyor. Tabii ki biz dedik bunu da baştan belirttik. Biz belki kendi aramızda belki bunu bir eğlence haline getirmiş olabiliriz veya çocuklarımız ama en büyük sorun sıkıntı da aslında yetişkin bireylerin, sağlıklı düşünen bireylerin bu harekette bulunması ve çocuktaki oluşan travma maalesef işte bir üzücü sonuç daha.
Tabii değerli izleyenlerimiz, sizden gelen sorulara da ben yer vermek istiyorum. Çok kısa bir süremiz kaldı. Sorularınızın da tabii ki cevabını değerli konuğumuz buradan iletecektir. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Birçok çocuğun başarısı ve terbiyesi, gerçek anlamda şöyle ifade edeyim: anne baba birbiriyle nasıl saygı, sevgi, hakaret ve aynı zamanda argo kelimeleriyle karı koca arasında olursa, evdeki çocuk o dinlediği hakaretleri dışarıya, okula yansıtır. Çocuk değil, anne baba birbirlerine saygılı olurlarsa çocuğun terbiye anlayışı başlamış demektir. Çocuklar için tabii ki bunlar çok önemli. Efendim Mehmet Ali Durer Konya'dan, efendim programımızı çok güzel bir şekilde dinlemişsiniz. Tabii ki bu konuya özellikle en sonda da biz değindik, değinmeden de geçmeyecektik. Tabii siz de Mehmet Bey için var mısınız? Aslında değerli izleyicimiz hem sorusunu sormuş hem de cevabını vermiş. Evet. Dolayısıyla anne babanın birbiriyle doğru bir iletişim içerisinde olması gerektiğini birçok programda değinmişti. Yine de açayım. Çocuk evet annenin olumsuz davranışından etkilenir. Çocuk evet babanın olumsuz davranışından etkilenir. Ama çocukların en çok ve en çok etkilendikleri anne ve baba arasındaki bu olumsuz iletişimden, bu olumsuz davranışlarından kaynaklı durumdan çok etkilenirler. Dolayısıyla anne babalar özellikle bu bağlamda birbirleriyle doğru iletişim söz konusu. Örneğin çocuk yanında kavga etmişlerse biz öncelikle deriz ki kavga etmeyin. Ama kavga etmişlerse yine çocuğun yanında barışsınlar. Bu noktaya dikkat etsinler. Mehmet Ali Durer'e de güzel sorusundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımızı çok güzel bir şekilde dinlemişsiniz bu arada. Başarılı bir iletişim için çocuğumuza önceliğimiz ne olmalı? İstanbul'dan Yağmur Direnç sormuş. Başarılı bir iletişim için öncelikle çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlamalıdırlar. Yani onu kendileriyle bir sorun konuştuklarında iki eşit birey olarak onu can kulağıyla dinleyip onun meramını, derdini, ne anlatmak istediğini çocuğun kendisini anlatmak istediği şekilde anlamaları çok önemlidir çocuk penceresinde. Evet. Dolayısıyla bu boyuta dikkat etmeleri çocuk açısından gerekli ve önemli. Tabii değerli izleyenlerimiz, sizden gelen soruları ben incelerken de konumuz içinde tabii ki biz bunları konuştuk. Sonradan televizyonu açmış olanlar olabilir ya da konumuzu kaçırmış olanlar olabilir. Tabii sorularınız bizim konuştuğumuz konularla alakalı ama tekrar biz bir hatırlatma yapacağız. Şurada söylerken de tekrar Rasim Muratoğlu bir soru sormuş. Çocuklarla konuşurken nasıl bir yaklaşım benimsenmeli diye bir sorumuz gelmiş Bitlis'ten Rasim Bey'den. Nasıl bir yaklaşım? Öncelikle sevgi dili. Çünkü korku diliyle çocuk yetiştirmeyi planlayan anne babalar, şunu söyleyeyim. Sürekli korku diliyle çocuğunu terbiye eden bir anne baba maalesef çocuğu hayatı boyunca sevgiye muhtaç bir duruma getirirler. Dolayısıyla evet, sevgi odaklı, sevgi endeksli ve sevgi merkezli bir dil kullanmaları çok önemli. Çünkü kural koyarken ya da onun için doğru davranışları kazandırmayı planlarken sadece kırıcı bir şekilde, katı bir şekilde, baskıcı bir şekilde, otoriter bir şekilde o babalık duygusunu bir şekilde öne çıkartarak çocuğu anlama yoksa bu konuşmanın içerisinde, bunun çocukta bir karşılığı olmaz. Bir anlam olmayacak. Tabii ki değerli izleyenlerimiz, biz burada çocukların üç dünyası dedik, hayal dünyası dedik, hayal dünyalarına eğilin dedik, eşit bir şekilde konuşma yapın dedik. Tabii ki buradan Rize'den bir izleyicimiz Ömer Ali Orak, çocuğumuzun üç dünyasını nasıl anlamaya çalışabiliriz diye güzel bir soru iletmiş. Üç dünyası. Biz bunu söylüyorsunuz diyor. Evet. Ama biz bunu nasıl bileceğiz diyor. Çocuklarıyla iletişim köprüsünü yıkmamışlarsa, o iletişim köprüsünü yıkmamışlarsa çocuk hayallerini bile gelip babasına, annesine, ailesine anlatır. Ama o zemini, o iklimi yaklaşımıyla, tavırlarıyla, olumsuz davranışlarıyla çocukla aralarındaki bağı koparmışlarsa, zaten şunu da söyleyeyim, bir anne baba çocuğuyla bağını koparmışsa çocuk kendini anlatabilecek, kendisince doğru sandığı birisini bulur. Ama doğru sandığı. Evet. Dolayısıyla anne babaların özellikle çocuklarıyla
bağlarını koparmamaları çok önemli. Buradan tabii Sabri Çağlı program konu tebrik ediyoruz demiş. Çok güzel bir program ve çok güzel bir konu. Edirne'den selamlar göndermiş. Bize saygılarımızı gönderiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Çocuklarla empati kurma doğru mu diye Tatvan'dan Ahmet Aslan'da bir soru sormuş burada. Evet. Esasında empati hayatın bütün aşamalarında, bütün kademelerinde gerekli bir davranış. Çünkü çocuğun penceresinden olaya bakabilme becerisi çok önemli. Bu sadece bu yetişkinler için nedeni önemli olduğu biliniyorken bir çocuk için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir anne baba empati olmayı sağlamışsa, başarmışsa böylesi bir ortamda büyüyen bir çocuğun çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Başarıya gidecek yoldur evet. Tabii ki. Burada empati kurmak da diyorsunuz. Gaziantep'ten Selma Yarar hanımefendi çok güzel bir program demiş. Bizler de saygılarımızı gönderiyoruz. Çok bizler için faydalı ve yararlı demiş. Gerçekten buradan çok güzel bilgiler aldıklarınızı da belirtmişsiniz. Samsun'dan Emir Aksu beyefendi de tekrar aynı dileklerini belirtmiş efendim. Ne mutlu bizlere. Bizim de amacımız tamamen bu zaten. Bitlis TV ekranlarından tüm Türkiye'ye, internet yoluyla tüm dünyaya yararlı bilgileri efendim sunabilmektir. Bir tık ile sadece efendim evinizdeyiz, cep telefonunuzdayız. Bizi rahatlıkla canlı yayından izleyebilirsiniz ve aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de bizlere rahatlıkla sorabilirsiniz efendim. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zamanımız varsa şöyle bir ekleme yapayım. Bir, çocuklarla ilgili günlük olarak iletişim köprüsü, bağı hep devam etsin diye bir şu soruyu sormalarını istiyorum çocuklarına. Bugün birine yardım ettin mi? Bu soruyu bir çocuklarımıza evet. soralım. Bu bir sohbet oluşturacak. İki, bugün seni üzen ne oldu? Bakın bu soruları bir sorduğumuzda demin seyircimiz işte o dünyasına nasıl girebiliriz? Bu soruyla dünyasına girersin. Bugün seni üzen ne oldu? Çocuk anlatır. Ve çocuk bundan sonra sıkıntısının olduğunca annesine babasına anlatması daha gerektiğini anlatır. Bir diğer soru, bugün seni mutlu eden ne oldu? Bu üç soruyu anne babalar çocuklarına sormaları durumunda onlarla gönül köprülerinin yıkılmasını hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla bunun ötesinde ayrıca şunu da yapabilirler. Bunu bir öneri olarak da ben de bunu yapıyorum. Yaparlarsa iyi olacağını düşünüyorum. Her gün 10 satır bir duygu ve düşüncelerini yazar mısın? Ve çocuklar siz 10 satır diyorsunuz, bir sayfa yazıp geliyorlar. Ondan sonra hem burada birkaç tane kazanım var. Bir, çocuk duygu ve düşüncelerini yansıtmış olur. İki, yazı yazma davranışını pratikleştirmiş olur. Ve bir sohbet ortamına vesile olmuş olur. Dolayısıyla o yazıdan sonra, o duygularını yazdıktan sonra evin ortamında o yazılanlara endeksli, odaklı, eksenli sohbetler gelişebiliyor. Ya böylesi bir yaklaşım, bir tutumla her gün bunu yaptıklarında çocuğun anne babayla bağı kesileceğini hiç düşünmüyorum. Sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrar bu güzel bilgileriniz için tekrar şeref verdiniz, onur verdiniz. Değerli Bitlis TV izleyenleri, çocuklar taklit konusunda çok başarılıdır diyoruz. O zaman iyi yetişkin taklitçiler olalım. Bu şekilde çocuklarımıza örnek olalım efendim. Bir başka programda da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yükselen markasıyla plus bir hayat yaşamaya ne dersiniz? Üniversite, meslek yüksekokulu, liseler ve emniyet müdürlüğüne yakın konumuyla şehrin merkezinde bir kalite yükseliyor. 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri